Merhabalar, Güşal Turgut ben. Radyo Eksen programcısıyım. 2023'ün benim için öne çıkan konserlerine ve albümlerine yer vereceğim, bahsedeceğim. Aslında benim için 2023'ü 3 başlıkta toparlayabilirim. Bir ikonik grupların geri dönüşü oldu bu sene. İşte Blur, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Everything But The Girl 24 yıllarından sonra geri döndü. Slowdive, Rolling Stones yeni bir albüm çıkardı. Pulp geri döndü, albüm çıkarmasalar da bir dizi konser verdiler. İkincisi Shoegaze'in yeniden diriliş yılı oldu bu sene. Yine çok iyi üretimler oldu bu türde. Ve aynı zamanda İngiltere'de de post-punk revival gerçekleşti. Zaten son 2-3 senedir vardı, bu sene artık peak noktasına ulaştı. Post-Brexit New Wave olarak da adlandırılıyor bu akım. Özellikle son 2 senedir İstanbul'da çok özel konserler izliyoruz. Sevdiğimiz birçok grup ve sanatçı en iyi, en verimli dönemlerinde İstanbul'a geldi. Böyle eskiden bahsettiğimiz ne konserler olurdu İstanbul'da. Hani onu aratmayan bir dönem yaşadık son 2 senedir. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde albümleriyle eş zamanlı geldiler İstanbul'a. Bicep izledik. Bu sene ilk kez bildiğim kadarıyla live setle geldiler İrlandalı ikili. Muhteşem bir performanstı. Hem visual show hem de muhteşem bir performans sundular. Böyle unutulmaz bir geceydi. Yani saatlerce orada kalıp onları izleyebilirdim. İkincisi Dry Cleaning. Salon İKSV'de Haziran ayında bir konser verdiler. Onları da aslında ne zamandır bekliyorduk. Ben 2019'dan beri takip ediyordum aslında. İki EP'nin ardından ilk albümlerini 2021'de çıkardılar. New Long Wave. Geçen sene de Stampwork adlı ikinci albümlerini yayınladılar. Onlar da böyle kariyerlerinin en önemli döneminde geldi. Çok enteresan bir grup. Solist Florence Shaw zaten enteresan bir kişilik. Hem şarkı sözü yazarlığı hem yorumculuğu. Son yılların en orijinal solistlerinden. Üçüncü konser ise yine Haziran ayında gerçekleşen Baxter Dury konseri. Çok uzun yıllardır dinlediğim, sevdiğim, radyo programlarımda da yer verdiğim bir kişilerimizdi. Babası Ian Dury gibi şahsına münhasır bir kişilik. O da bu sene yeni bir albüm çıkarmıştı, 7. albümü. Ve hemen akabinde, hatta albüm çıktıktan bir hafta sonra İstanbul'a geldi. Senenin sürpriz konserlerinden biri de A Place to Bury Strangers'tı benim için. New Yorklu işte noise rock grubu diyebiliriz. New York'un en gürültülü gruplarından. Oliver Ackerman öncülüğünde bir grup. Hiç beklemediğimiz bir anda Blind'da konser verdiler Ağustos başında. Son olarak yılın konserine geçelim. Hepimizin senelerdir beklediği Idols. Yani Idols'ı da açıkçası geleceklerinden pek emin değildim. Hani hatta gelmelerini hiç beklemiyordum ki geçen sene Nisan ayında 2022'de Berlin'de izlemiştim. Çıktıkları ilk günden beri radyoda çalıyorum ve 5. albümlerini çıkaracaklar zaten Şubat ayında. En parlak dönemlerinde geldiler. Böyle en oturmuş dönem. Konserler son 2 senedir çok verimli bir dönem oldu dedim. 2024'te de muhteşem konserler olacak İstanbul'da aldığım duyumlara göre. İstanbul'da gerçekleşen önemli etkinlikleri ve konserleri atlamamak adına Radar İstanbul uygulamasından da faydalanabilirsiniz. Çünkü bazen ben konserlere gidiyorum, aa bu konser mi vardı, aa ne zamandı bu diye böyle kaçıranlar, şaşıranlar oluyor. O yüzden Radar İstanbul'da tarih, gün, mekan, gün ve gün size bir akış sunuyor. Gittiğimiz konserler yaşadığımız şehir olan İstanbul'da ama bir konser oldu ki biz 3 arkadaşı buradan kaldırdı, Ankara'ya götürdü. Bishvanesh konseri. Bishvanesh daha önce İstanbul'a 2 kez gelmişti ama biz o kadar çok seviyoruz ki Bishvanesh'i. O çift gitarın Metallica'dan ve Judas Priest'ten önceki yaratıcısı bu topluluk. Gerçi toplulukta şu an sadece kurucu üye olarak orijinalden yaptan ve gitarcı Andy Powell var ama yeni gelen elemanlar o kadar sağlam çalıyorlardı ki yani biz Ankara'ya gidip geldiğimize çok mutluyuz. Gerçekten Bishvanesh'i orada seyretmek değdi gidip gelmeye. Plak Festivali'ne Alphaville geldi. Bu yıl izlediğim en iyi konser olarak telaffuz edebilirim. Marian Gold'un sesi halen çok iyi. Yanındaki adamlar yeni ama hepsi tabanca gibi ve hepsi ayrı ayrı solo alıyorlar. Ve parçaları, bütün hit parçaları çaldılar. Ve parçaların hepsini içlerine müzikal pasajlar ve sololar yerleştirerek neredeyse böyle Rammstein sound'una yakın böyle metalik bir sound'la çaldılar. Muazzam bir konserdi. Ve Şişli Plak Festivali'ne hakikaten büyük değer kattı. Müzisyenlerin kaderini, geldiğimiz noktadaki kaderini temsil eden konserlerden bir tanesi çok hoşuma gitti. Chris Evert geldi. Chris Evert defalarca ülkemize gelip konser vermişti ama
Bu kez tek başına geldi. Bunu yapmak zorunda kalıyor. Kadrolarını daraltarak 3 kişilere, 2 kişilere iniyorlar. Hatta becerebiliyorsa pek çoğu tek başına konser veriyor. Chris DeBerg de yalnız geldi. Bazı parçaları piyano ile, bazı parçaları da gitarla çaldı. Fakat o kadar sempatik ve muzip bir adam ki aralarda adeta stand-up yaparak anlattığı fıkralarla o konseri monotonluktan büyük bir ustalıkla kurtardı ve harika bir konser çıkardı tek başına. Manu Chao konseri. Manu Chao da aynı şekilde kadrosunu daraltmıştı. O da birkaç kez geldi buraya ve sound sistem olarak geldi. Kalabalık bir ekibi vardı. Burada sadece arkasında iki müzisyen, biri ukulele, öbürü perküsyon çalıyordu. Üç kişi sahneye çıktılar. Fakat o kadar muazzam arkadaki beslemelerle, dijital beslemelerle o kadar iyi bir sound yarattılar ki o Kalamış Parkı'nı, o çevresindeki Beleştepe denen insanların, böyle binlerce insan izledi onu ve herkesi sound'a doyurdular. Büyük Ev Abluka'yı çok seviyorum. Her yaptığı albümle yani biraz daha geliştiriyor kendini. Yeni albüm yaptı. Fakat bu arada Büyük Ev Abluka'nın sahnesi enteresan. Onlar elektrikli ve akustik olmak üzere ikiye ayırmış durumdalar konserlerini. Ben bunlardan özellikle akustik olanını birkaç kez ailemle birlikte seyrettim. En son Ses Tiyatrosu'nda seyrettim. Muazzam bir tiyatro yapıyorlar. Çünkü onlar sadece müzik üretmiyorlar bana göre. Bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. Ve oyunun içerisinde de müzik çalıyorlar sadece. O nedenle şayet Büyük Ev Abluka'nın akustik performansını bugüne kadar görmemiş olan birisi varsa muhakkak ilk fırsatta izlesin. Konserden öte ve konserden fazla bir şey. Albüm açısından benim böyle son 3 senedir çok severek, beğenerek takip ettiğim bir grup var. National Language diye, New Yorklu bir üçlü. Synth odaklı müzikte aradığım, son zamanlarda aradığım tadı buldum diyebilirim. Eforsuz bir güzelliği var müziklerinin. Retro bir ruha sahip gibi ama aslında bugüne ait. Evet, 80'ler etkileşimli fakat tekrara düşmeyen, özgün, gerçek bir müzik yapıyorlar. Bu sene kendilerini canlı da izledim Madrid'de. Frontman Ian gerçekten böyle şarkılara ruh katarak söylüyor sahnede. 3. albümlerini yayınladılar, Strange Disciple adlı. Benim için hani bu senenin en öne çıkan albümlerinden biri. Albüm prodüktörlüğünde Holy Ghost'tan Nick Millhiser üstlendi. Başta demiştim bu sene Shoegaze'in geri dönüşü oldu. Gerçekten Shoegaze yeniden denildi işte. Hatta Jizz & Mary Chain de senenin sonuna doğru single çıkardı. Onlar da 2024 albüm yayınlayacaklar. Blonde Redhead işte geri döndü uzun süreden sonra işte. Bedroom gibi yeni gruplar albüm çıkardı. İşte Beach Fossils geri döndü. Bu seneki Best of listemde yer alan birçok gruba ilham olmuş bir grup Slowdive. Everything is Alive 6 yıllardan sonra çıkardılar yeni albümlerini. Hayata dair çok ince örülmüş, atmosferik, çok etkileyici bir albüm. Bu senenin evet en iyi albümlerinden biriydi benim için Slowdive'ın Everything is Alive albümü. Yine son 2 senedir böyle radarımda olan bir gruptan bahsetmek istiyorum. Seyşişi. Hatta Müze Gazhane'deki CMT PZR DJ setlerimde de çok sıklıkla yer verdiğim bir gruptu. İlk albümlerini geçen sene yayınlamışlardı, New Yorklu bir üçlü. Diskodelik sol üçlüsü diyebiliriz. İsimlerine ilham olan Şik'in yanı sıra işte 70'ler, 80'ler disko sahnesinden ilham almakla beraber evleri olan New York'un işte erken dönem 80'ler No Wave sahnesinden işte Liquid, ESG, Tom Tom Club gibi gruplardan da etkileşimler taşıyan bir grup. Bu sene de Silver adlı ikinci albümlerini yayınladılar. O albümü de bayağı bir dinledim. Radyoda da çok yer verdim. Say She She ve Silver albümleri bu senenin en güzel albümlerinden biriydi benim için. 4. sırada Chemical Brothers'a yer verebilirim. Aslında pek bir şey söylemeye gerek yok kendileri için. For That Beautiful Feeling isimli 10. albümlerini yayınladılar. Bu sene aynı zamanda ikilinin ilk kitabı piyasaya sürüldü. Past in Cosmic Reflection adlı. Kariyerlerindeki ilk kitaplarını da yayınladılar. For That Beautiful Feeling çok güzel bir albüm. Yani baştan sona severek dinlediğim bir albüm oldu. 5. sıraya böyle belli bir albümü koyamadım aslında. Hani bana sorsanız 50 tane albüm sayarım. Hani böyle sınırlayınca biraz zorlaşıyor iş. O yüzden 5. sıraya 3 albüm sığdırmak istiyorum. Birincisi Jungle Volcano. O da sene boyunca radyoda çok yer verdiğim bir gruptu. CMT PZR setlerimde de o fanlısıyla çaldım Jungle. Çok güzel bir albüm. Böyle Neo Soul'da son birkaç yıldır hani yükselişe geçti ve gerçekten bu türün öncülerinden. Geçen sene İstanbul'da da izlemiştik kendilerini. İkinci olarak yeni bir grup diyebilirim. Aslında bu sene 2 albüm yayınladılar. Londra merkezli bir üçlü Bar Italia. Mayıs ayında Tracy Denim adlı bir albüm yayınladılar yeni plak şirketleri Metalder'dan. Ve geçen ayda ikinci bir albüm çıkardılar. The Tweets adlı. 2 albüm de muhteşem. Öyle
biraz 90'lar indie sahnesini hatırlatan bir tadı var. Şimdi 2023'te bence yani dinlenmeye değer ve belli bir kalibrenin üzerinde olduğunu düşündüğüm onlarca albüm var. 5 albüm zikretmek gerekirse birilerine ayıp olacak ama o ayıbı gözeterek 5 tane telaffuz etmek isterim. Adı geçmeyen diğer topluluk ya da müzisyenlerden özür dileyerek 5 albümü sayıyorum. Çünkü bunların dışında çok sevdiğim başka albümler de var. Bir kere alfabetik sayayım. Adamlar. Harekete kimse mani olamaz. Önce 4 şarkı yaptılar. Sonra 4 şarkı daha yaptılar. 2 EP'yi buluşturup plak bastılar. Ben Adamların Harekete Kimse Mani Olamaz albümünde onların bir dönemecin eşiğinde olduğunu ve bir gelişim aşaması kaydetmek üzere olduklarını hissettim. Yani geride bıraktıkları döneme göre ciddi bir ilerleme vardı ve mütemadiyen bir arayış içerisinde. Yani yaratıcı ve üretici güçlerini bu albümde daha fazla öne koymuşlardı, çıkarmışlardı. O nedenle de benim için 2023'te Adamların son plak önemli. Topluluk Dolu Kadehi Ters Tut. Onlar da Ölüm Dansı diye bir albüm yaptılar ve Adamlar için ne söylediysem 3 aşağı 5 yukarı Dolu Kadehi Ters Tut içinde söyleyebilirim. Bana göre bugüne kadar yaptıklarının en iyisi. Bir de bundan sonra daha iyi albüm yapabileceklerinin emarelerini barındırdığı için önemli albümlerden biri 2023. Sevdiğim bir topluluk var. Ne yapsalar beğeniyorum. Onu tabii almadan edemezdim. Ama yaptıkları 3. albümle 2023'teki bana göre en iyi albümler listesinde olmayı hak ettiler. Ringo Jett. Ringo Jett'in o bizim 70'lerin o cayır cayır gitar sound'u var. Onları hala çok büyük bir ruhla, büyük bir sadakatle yaşatıyor olmalarını ki yani mızmız şarkıların çok yayıldığı, herkesin singer songwriter olduğu ve pesimist bir ruh haline büründüğü bir ortamda hala elektrikli gitarla sololar atmak, o riffleri çalmanın bir rock'n'roll ruhunu yeniden canlandırmış olmalarının heyecanı beni sardığı için Ringo Jett'i sanırım ne yaparsa yapsın hep seveceğim. Şarkı sözlerini çok sevdim. Hiç lafı dolandırmadan, ucuz edebiyata kaçmadan ne anlatmak istiyorsa direkt anlattığı için sevdiğim bir topluluk var. Yüz yüzeyken konuşuruz. Onların Kader Sokağı ki plak olarak bastılar. Olarak bastıkları zaman zaten ben de birkaç puan öne geçiyorlar. Onların da yani hem çalma stili olarak hem de içerik anlamında yani ciddi bir adım attıklarını ve iyi bir albüm ürettiklerini gördüm. Farklı sound'a sahip Zeynel. Zeynel felsefe mezunu, felsefe yazıları da yazan bir çocuk. Beste yapıyor, yanı sıra şarkı söylüyor ve bizim halk müziğimizi yapay olmayan bir sahip çıkışla, yani onları Avrupalıların istediği biçimde paketleyip de onlara pazarlamak değil, gerçekten inandığı bir tür modernizmle buluşturduğu için Zeynel ikinci yaptığı albümde bence ciddi bir aşama kaydetti. Divan albümünün adı ve bu albüm CD formatında İngiltere'de bir yabancı plak firması tarafından da basıldı.